Arkadaşlar merhaba. Avokado temalı çekimlerimiz devam ediyor. Alanya'dayız bugün. Alanya Konak'ta da avokadoyu tanıtmaya devam edeceğiz. Güzel bir bahçedeyiz. Bize kim yardımcı olacak? Osman Önal. Merhaba Osman. Merhaba hocam. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Burası Alanya Payalılar dedim. Doğru Burası mu? hocam Alanya Soğukpınar Köyü hocam burası. Soğukpınar Evet Köyü'ndeyiz. hocam. Çok doğası muhteşem bir Evet. iklimi var herhalde Çok farklı güzel bir buranın, değil mi? lokasyon evet hocam. Çok güzel bir lokasyon. Avokadoya uyumlu. Avokado son derece uyumlu bir lokasyon hocam. Çok güzel. Evet. Osman sen şimdi hem üreticisin, hem yetiştiricisin, hem bahçe sahibisin. Tecrübelerin var. Bu konuda senle hani izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Önce bu bahçeden bahsedelim. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Ne zaman kuruldu bu bahçe Osman? Hocam bu bahçe 30 ay önce kuruldu. Yaklaşık %80'i has Evet, has. grubu olan bir bahçe hocam. Kurmadan önce komşuların bahçelerinde ufak tefek bir kendimize göre bir analiz yaptık. Evet. Çeşitler performansı ile ilgili. Yani hasın burada çok iyi olabileceğini öngördük. Öngördün. Komşuların sayesinde. Daha sonra buraya hocam bir avokado bahçesi kurmaya karar verdik ve has ağırlıklı kurmayı tercih ettim. Sebebi nedir mesela? Niye araştırmaların mı o Sebebi sonucu verdi? hocam Hası niye tercih ettin? hasın dünya pazarını domine ettiği için Evet. yani yaklaşık dünya pazarında %70'ten fazla has tüketiliyor, has satılıyor, has alınıp satılıyor. O yüzden hası tercih ettim hocam. Aslında ben bahçeyi kurarken hası çok ya tavsiye edilmiyordu veyahut yani füerte tarzı Fiyerde Evet. Sultana Beykım tavsiye ediliyordu ama ben hasta ısrar ettim. Ve hasta ektim ve son derece de Mesela şu memnunum. has bizim biraz geriye çık göstereyim arkadaşlar. Bu kaç aylık bir has ağacı Osman? Bu has sadece zam 30 aylık. 30 aylık Evet hocam. arkadaşlar. Bakın yani bir izleyicilerimiz bazen Evet. Osman bize soruyor hani biz çok çünkü yatırımcı da var, meraklısı da var. Hani ilk meyveyi dikip de hemen para almaya çalışırız ya. Evet hocam. Dolayısıyla bu 30 aylık bir has ağacı arkadaşlar. Sen geçen yıl bundan hiç meyve topladın mı? Hocam şimdi has doğru anacı aşılanırsa, Evet. doğru ağaçtan da aşı gözü alınırsa meyve aşı gözü has ikinci yılında verime yatıyor. İkinci yılında İkinci arkadaşlar, evet. yılında bak bu ağaç ikinci yılında ben ortalama yani 400 ağacı ortalaması baz alınca 30, 40, 50 meyve civarında ortalama meyve aldım. Ortalaması çok iyi. Evet. 400 ağaçta Evet. ortalama bazında %100 aldın, bazında hiç Evet almadın hocam ürünü. ama şöyle hocam doğru anacı aşılanır. Doğru fidan çukurunu hazırlanır, doğru ekim yapılırsa, tabii arkasındaki besleme süreci de çok önemli. Yani şöyle bir Öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar var. şöyle diyebiliriz o zaman. Tabii bu hem dikim serüveninden bakıma kadar Evet. farklılık gösterebilir. Evet. Bölgeye, iklime göre de Evet arkadaşlar hocam. hani Osman kardeşim kendi baktığı şartlarda 2 yaşında bir ağaçtan ortalama 40-50 adet meyve aldın. Evet hocam. Çok iyi. Üçüncü yılında hocam Seneye ortalama yüzün mesela üstünde. inşallah bu 12 ay sonra seneye yine bu vakitlerde kaç olmayı planlıyorsun? Allah'tan bir şey Hocam olmazsa. yani ortalaması 400 ağacı baz alırsak 100'ün üzerinde meyve almayı hedefliyorum. Yüzün üzerinde. Evet yani her ağaçtan ortalama ya yani tabii 150 olan da olur, 80 de olur, 70 de olur. Yani 200 olan da olur ama ortalama 100 meyve almayı hedefliyorum. Arkadaşlar duydunuz. Minimum yani. Evet minimum 100 meyve hedef bir ağaçtan 100 meyve. Bugün 20 lira desek ciddi rakamlar. Evet hocam. Yani sık dikimde 100 tane dikilebiliyor bu Evet, arkadaşlar. evet. Biz hep söylüyoruz Osman sık dikim. Bu arada Evet. senin fikrin ne? O konuda da onu da hani yorumunu Hocam alalım. Bir ben bahçe tesis edecekler için, meraklılar için. 2 yıl önce bu bahçeyi kurarken 6'ya 6, 6'ya 7 gibi ekmiştim. Daha sonraki süreçte bunun yanlış olduğunu tabii hasın meyve verimini de görünce Evet. ağacın gelişme durumunda görünce sık dikimin daha mantıklı olduğunu düşünerek siz de gördünüz hocam az Evet. önce sık dikime dönüyorum yavaş yavaş. Evet, Yani başlamışsın. 3'e 3 yani en geniş 3,5'a 3,5 ekilmesini tavsiye ediyorum hocam. Evet. Arkadaşlar duydunuz. Ben de aynı senin görüşündeyim Osman. 3'e 3, 3,5'a 3. Yani bu özellikle bu sıra aralarını sık tutsun Evet arkadaşlar. hocam Hani evet. Evet hocam kesinlikle. çünkü bu çeşidimiz ileride bunu kaldırabilirsiniz çok olursa eğer. Hani 8-10 sene Evet. benim tecrübeme göre Evet. bir meyve alabiliyorsunuz Osman. Evet hocam. Hocam yani kesinlikle 12-13 sene hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. 3'e 3'e 3'te 3,5'ta, evet. 3'e 3'te değil Doğru mi? budamada yani daha uzun sürede problem olmaz. Şimdi o zaman budama deyince Süleyman Bayram hocama selamlarımızı iletelim. Batem'den Selamlar hocam. sevgili hocamıza. Hocam bir gün anlatırken şunu söylemişti.
Avokado budanmaz. Avokado kendi kendini budardan. Şimdi Evet. avokado budanıra Evet. geldik. Senin tecrübelerin ışığında avokado budanırsa ne zaman budanır? Budanmalı mı? Bu kısaca ondan da değinirsen Hocam Osman. avokado kesinlikle budanmalı ama şöyle avokado budamasının herhangi bir mevsimi yok hocam. Mevsimi yok. Kesinlikle bir mevsimi yok. Yani Temmuz'da da budanabilir ama tabii ki yani o dönemin şartlarında. Temmuz, Ağustos'ta mesela uç budaması yapılması gerekiyor hocam. Uç Uç budaması nedir? Bir gösterirsen budaması şuradan hocam mesela. mesela hocam Şuradan örnek alalım. şuradan hocam bak burası çiçeklenmiş. Çiçeklenmiş. Şuradan yeni sürgün geliyor hocam. Bu Evet. sürgünler hocam şöyle 30-40 santim olunca 50 santim civarında olunca veya daha kısa bunun ucu Evet. alınması gerekiyor. Arkadan taşlansın Evet. diye değil mi? Arkadan taşlansın seneye daha iyi meyve yatıyor hocam. Şimdi ilk defa ben duymadım hocam daha önce ama ben kendi tecrübeme dayanarak şöyle bir budama şekli tavsiye etmek istiyorum. Yani ben denedim. Yukarıda bahçede gördünüz hocam az önce. Evet. Hocam 3 senede bir 3 senede 3 bir. senede bir sert budama yapılmasını tavsiye ediyorum. Sert. Sert, çok sert. Yani o yıl meyve almayı gözden çıkarmak lazım. Ya sert budama hocam. Şimdi o sert budama olunca Osman hocam, şimdi bahçe sahipleri bizi bahçeden kovuyor bazen. Yani bahçe sahipleri girmesin diyorum ben, eğer budama yapıldı demse. Özellikle sert budamada Evet hocam. işleri gidiyor. Hani ağaçlarımız Evet. gidiyor mu diyor, ama sen bunun bir gereklilik olduğunu Hocam söylüyorsun. kesinlikle gereklilik. Ağaç yenileniyor hocam. Acilen saçak kök sistemi çalışıyor o yıl. Yani Evet. ağaç kendini öyle yeniliyor. Hem de ağaç yeni sürgünle, yeni dallarla tazeleniyor hocam. Yeni ekmiş gibi oluyor hocam ağaç. Evet. Mesela 10 yaşındaki ağaç örnek veriyorum. 5 yaşına, 3 yaşına o düşürüyorsunuz diyeyim. Gençleşme Evet de hocam. oluyor değil Evet mi? gençleşme evet. Yani o zaman udama ile ilgili her dönem elinizde, bahçenizde makasınız Evet olsun. hocam kesinlikle makassız Dolaş, bahçede bahçede dolaşmayacaksın. Evet dolaşmayın hocam. diyorsun. Peki çeşit olarak Osman, senin tecrübelerinden hani biz biraz konuştuk ama değindik, has söyledin. Sen bir bahçe tesis etsen bugün, işte 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 50 dönüm, bir dönüm de olabilir, fark etmez. Sen bir böyle bahçe kurduğunda neleri, hangi şeyleri önerirsin, çeşitleri? Hocam ben tabii bu arazinin yapısına bulunduğu konuma göre İklime değişir. göre de. İklime göre değişir ama yani hasın olabileceği yerde ama has şöyle zaten birçok yerde biz şimdi bulunduğu bahçenin bulunduğu yere göre diyoruz hocam sahil şeridin hemen hemen %90'ında has oluyor. Has oluyor. Evet. Kesinlikle hası tavsiye ediyorum hocam. İkinci sırada doğru aşı yani doğru ağaçtan aşı göz alınmış verimli füert eden ikinci sırada Evet. füerteyi üçüncü sırada zuhtanayı tavsiye ediyorum hocam. Ama has grubu yani bizim bu Türkiye'de ülkemizdeki normal has Normal hasta. İri naim has hasta dediğimiz dedikleri. evet hocam iri has dediğimiz normal has ilk sırada yani has grubu hocam has grubu normal has ve yani Çeşit, hasın hasın çeşitleri. öbür türevleri de Lam olabilir. has, maluma has, cim. Laymas falan evet hocam. Ne Yani bulursak hani elimizde olan. has serisini hocam mümkün olduğu kadar çoğaltmamız gerekiyor. Evet. O zaman şöyle ben özetlersek. Sen diyorsun ki bir Bir hasın numaradan hocam. çeşitleri yanında. Hani Şöyle lam hocam. Bir has, numara has. has. İki numara yok hocam. İki numara yine has. Yine has. Evet. Anladım. Şampiyonlar Ligi'nde hani bir Evet. baş pehlivan Evet diyoruz buna. hocam. İşte biz bölge, yani biz Antalya yöresindeyiz. Pehlivanlar çok olur. Evet. Pehlivanlarımıza da selam olsun. Sen diyorsun ki baş pehlivanımız bizim Has. has. Evet hocam. Daha sonra diğerleri geliyor. Evet hocam. Ben de aslında biliyorsunuz arkadaşlar, ben hep videolarımda ben ona pozitif ayrımcılık diyorum. Has benim için de bir numara. Ama hani hasın, lam has, maluma has, cim, surprise, bunun bir sürü çeşitleri de var aynı zamanda. Evet. Ülkemizde gelince bu çeşitliliği zenginleştirebiliriz. Bir şey söyledin sen, şimdi dikkatimi çekti. Aşı gözü doğru alınırsa dedin, hani bu aşı gözü almada şeyler mi, farklılıklar mı var? Hocam Nedir o şimdi aşı gözü doğru en alınırsa? aşılama Aşılama, evet, başla dönem başına. hocam şimdi aşı gözü der hocam mesela Mayıs Haziran'dan sonra yapılan aşı gözler hocam sürgünden meyve dalından değil de bu taze gelen sürgünlerden alınıyor. Evet. Bu sürgünden alınırsa hocam Mayıs'tan sonra yapılan aşılar bu ağaç ya yani bu ağaçlar verime geç yatıyor. Verime geç Evet yatıyor. ama Şubat ayı gibi aşılanırsa hocam eski dal meyve Eski dal gözünden dediğimiz alınmış şu, oluyor bir hocam. örnek verelim. Mesela şu dalı hocam şu çiçeklenmiş ya. Evet. Bunu biz Şubat ayında aşılamış olsaydık buradan kesecektik. Şuradan birkaç tane fidan aşılayacaktık. Bu hemen verime yatıyor hocam bu. Verime yatıyor, evet. Evet. Yani meyve gözü aşı kalemi çok önemli hocam. Arkadaşlar duydunuz, ben bunu daha önce duymamıştım. Alperen diye bir kardeşimiz var, ona selam olsun. Bir gün hasat yaparken onunla video çekmiştim. O söylemişti, dedi ki
Ya dedi hani abi aşı gözü aynı senin bahsettiğinde ben çok anlamamıştım o zaman. O zaman hani orada aşı gözü eski olmalı. Şubat'ta yani kemikleşmiş Evet. biliyorsun anlasan. Evet hocam. Evet. Evet. Yani Evet. onlara dikkat edeceğiz. Evet hocam, kesinlikle. Peki sen aynı zamanda fidan üretimi de yapıyorsun Evet Osman. hocam, elimizden geldiği kadar bir Evet. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki şimdi hepimiz fidan dikmeye çalışıyoruz. İyi fidan seçmeye çalışıyoruz. Herkes benim fidanım iyi diyor. Evet. Biz kendimizin de aldığı fidanlara iyi diyoruz. Böyle bir bahçe tesis ederken birkaç başlı, belki çok uzun bir konudur bu başlı başına ama Evet. fidan seçimi, fidan çeşitleri, iyi fidan nedir, kötü fidan nedir? Yani böyle bir değinirsen çok iyi olur. Hocam şimdi benim de dahil Evet. hiç kimsenin fidanı iyi değil. Şöyle. Mesela de örnek veriyorum, benim veya X bir fidancı arkadaşımızın 10 bin tane fidanı var. Evet. Bu 10 bin fidan içinde hocam 1000 tane iyi fidanı vardır. 10 1000 binde tane. 1000. 10 binde 1000. 10 binde 1000 tane hocam. 9000'i? 9003 yapacağım. Ya Ben yani benim çok iddialı gözlemlerim ama yani evet. iddialı hocam, kesinlikle Kesin. de yani öyle. Hocam 10 bin tane çekirdek ekiyorsun. Evet. Hangi çeşitten ekersen ek. Yani genelde anaç özelliği olan Zutana ve Beykum, bazı yabaniler çok güzel anaç özelliği vardı hocam. Ama onların da hocam mesela 1000 tane çekirdek ektin, 100 tane 10 numara anaç özelliği olan fidan çıkıyor. Evet. O 100 tane arada bulup ekmek lazım. Ha, bu geri kalan 900 tanesi kötü mü oluyor? Yok, kötü olmuyor. Yok. Onlar da ekiliyor ama işte hocam görüyorsunuz yani 400 ağaçta 30 tanesi 10 numara. Evet. Gerisi yani Farklılık sürekli gösterebiliyor. değiştiriyorsun. Verime geç yatıyor. Yani zayıf gelişiyor. Anaç çok önemli bir konu hocam. Kesinlikle anaç çok önemli bir konu. Anaç. Yani onun dışında mesela yaşlı fidan, genç fidan, sert fidan gibi gibi kriterleri de oluyor Yok. anladığım kadarıyla. Ya şimdi hocam fidan sağlıklı olduktan sonra fidanın genci veya yaşlısı çok önemli Ha, değil. Yani sağlıklı. güzel bir toprağa güzel bir fidan torbasına ekilmiştir. Toprak çok güzeldir. Orada fidan 2 sene 3 sene de yaşayabilir. Yani fidan büyüklüğüne, yani kesenin büyüklüğüne göre. Ama şimdi yani genç fidan, tabii genç fidan ekilmesini daha çok öneriyorum ben. Evet. Ama Mümkünse. sağlıklı olursa yaşlı fidandan da bir sıkıntı olmaz. Ama tabii poşet ona göre yani fidan saksısı ideal olması lazım hocam. Oranlarına bakmak lazım. Oranları şey olması lazım. Bir ikinci konu hocam, fidanın doğru anaç yeterli değil hocam. Tamam. Doğru aşılama yöntemi de önemli. Doğru aşılama Evet. nedir o? Doğru aşılamayı. Hocam ben mesela yarma aşı yapıyorum. Çakmaş dedim, yarma aşı. Evet. O aşının yarma oranı mesela kimisi 3 santim, 2 santim yarıp tutturuyor. Doku iyi uyuşmuyor. O fidan bu sefer iyi gelişmiyor hocam. Doku uyuşması olacak mı? Akabinde iyi gelişmiyor. Fidanın aşılarken hocam yarmayı ne kadar derin yararsak o kadar fidan iyi gelişiyor. Yani gelişim süreci çok hızlı oluyor, güzel oluyor hocam. O zaman ona dikkat etmem Evet lazım. hocam. İyi Yani de bir aşıcı olması lazım hocam aynı. anaç Anaç. önemli bir konu. Evet. Aşılama Onun kadar önemli o zaman. onun kadar önemli bir konu. Ondan sonra hocam fidan çukuru. Bahçeye ekilme aşamasında fidan çukuru çok önemli bir konu hocam. Fidan. Fidan çukuru mümkünse yani 1 yıl önceden hazırlanması gerekir hocam. Bol hayvan gübresi, yani toprağın organik maddesini arttıracak şekilde. Yani. Yani süreç biraz uzun hocam. Yani Yani ben ben de onu bahçeyi söyleyecektim. Şimdi kimse, şimdi bizim insanımız Evet. çok aceleci Osman. Evet. Yani şimdi kimse, sen bunu söylüyorsun, biz de söylüyoruz. Biz kendimiz de bazen yapmıyoruz bazen. Kendimizi de eleştiriyoruz. Hani biz diyoruz ki bir an önce toprağa koyalım. Evet. Bir an önce bizim Evet. fidanımız büyüsün. Zaman mı kaybediyoruz? Evet. Yorumun ne? Hocam az önce yani Evet. bahçeye beraber gezdik, Evet, gördünüz. gördük. Fidan çukurlarını hazırladığım gibi geçen yıl hazırlamıştım ben fidan çukurlarını. Bu yıl ekeceğim hocam. Buyur, bir yıl. Evet. Aha, bir yıl olmuş Evet yani bir arkadaşlar. yıldır fidan çukuru hazırlama, toprağın hayvan gübresiyle, leonarditle beraber yani emişmesini bekledim. Yağmurla üzerinden kış geçmesini bekledim. Yani fidan çukuru bahçe Üç. hazırlığı hocam öncesinde çok önemli. Bak, öncesinde bahçe Evet. hazırlıyor. Anaç, Aşı. aşılama şekli, Bahçe tesisi. doğru anaçtan alınmış aşı gözü, Aşı gözü. bahçe tesisi hocam. Dört tane Evet, kriter bu var dört saydın. kritere dikkat ettikten sonra hocam yani avokado kendiliğinden olur gider diyelim. Olur. Evet. Çok da gübreleme, sıvı vesaire. Çok çok gübrelemenin bir yani çok gübrelemeyle çok iyi olacak diye bir şey hocam. Bu Anladım. dört kritere öncesinde dikkat Dikkat edersek edersek. ondan sonrasındaki aşama hocam ağacın fidanın dibini ne kadar nemlilik oranını ne kadar geniş tutabilirsek Evet. mesela diyelim bir çember halde o düşünelim hocam. Evet. 1 metrekare tutarsak nemli bir başka oluyor. 3 metrekare dibini nemli tutabilirsek daha güzel olur. Daha iyi oluyor.
Dibinin yani ağacın dibinin nemlilik oranı çok geniş olması lazım hocam. Evet, son olarak o zaman şöyle sorayım Osman. Şimdi her taraf avokado. Bana çok böyle mesaj geliyor. Abi işte biz, her yere avokado dikiliyor. Her yer avokado. Aslında her yer avokado değil ama öyle bir algı var bana göre. Çünkü biz çok daha başındayız. Yolun çok başındayız ve gidecek çok yolumuz var bana Evet göre. hocam. İnsanlar bunun sonu muz gibi mi olacak? Muzdan bir korkma var. İşte seralar sökülüyor. İşte narenciye bahçeleri sökülüyor diyorlar. İşte bu hepsi avokadoya dönüyor. Senin avokadonun geleceğiyle ilgili tecrübelerin, yaşadıkların, sana gelen mesajlar, dönüşler nasıl görüyorsun? Bu yani bu Hocam, korkular, yerin endişeler haklı mı? şimdi ben fidan işi de yaptığım için Evet. birçok bahçeyi geziyorum. Yani Akdeniz sahil şeridinin yani tamamı zaten ekme şansın yok. Evet. Yani yarısının tamamını eksen bile hocam hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Zaten ekilen bahçelerin de hocam yani yaradan fazlası ya verimsiz olacak ya da ilerleyen zamanda da problemler yaşanıp Hastalıklar. hastalıklardan daha bilinmeyen çok hastalıklar var hocam daha. Yani yeniyiz biz bu işte. Çok Ya yeniyiz. zaten biz bu işi tam oturuncaya kadar bir 50 yıl geçecek hocam. Evet. Bu aşamada da fidan yani avokado bahçesi, güzel avokado bahçesi tesis edebilen, güzel ağaçlarını verime yatırabilen güzel paralar kazanacak. Evet. Benim düşüncem, görüşüm o şekilde hocam. O zaman arkadaşlar ben de söylüyorum. Avokado yatırımından korkmayın. Mesele Osman kardeşimin bahsettiği bu dört tane başlık var. Videoyu biraz geri alırsanız görürsünüz. İşte ana seçiminden bahçe tesisine kadar bu kriterlere dikkat edelim. Daha iyi şartlarda geliştirirsek mutlaka bunun geleceği parlak. Evet hocam. Peki, çok teşekkür ederim Ben Osman. teşekkür ederim hocam. Kanalımıza konuk oldun. Teşekkür ederim Arkadaşlar, hocam. eğer sorularınız, yorumlarınız olursa alta yazarsınız. Biz Osman kardeşime iletiriz. İleride yine video çekeriz kendisiyle inşallah. O zaman da yöneltiriz kendisine. Osman çok sağ ol. Teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. olasın. Sağ ol.